Maalesef Moldavyalı Nadia'yı nezarete attılar ve en kısa zamanda da sınır dışı edeceklermiş. Şimdi hapı yuttuk işte. Talihsiz kızmış. Halbuki tam da evlenmeye karar vermiştik. Vah 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 vah. Ya ya. Bir de bizi hastaneye sevk ettiler. Üstelik Gazanfer Bey'le benim oramı buramı kontrol edip şey muayenesi bile yaptılar. Şimdi geldi bu kız kapı. Ay anne, ne yapacağız şimdi? Reyhan'ı Moldavya'ya gönderiyorlar. Dur canım, dur dur. Ay ne bileyim ben. Bir çaresinde bulacağız elbette. Buyur. Gel yukarı. Kimse kapı açmazsın, bu yeni bir baskın mı? Nerede o? Kim nerede? Moldavyalı Nadia. Ya yeni yakaladınız ya. Kimi yeni yakaladık? Kim olacak? Moldavyalı Nadia. Sizin oradan şeyler yakaladı. Ahlak masasından polisler. Ya demek ahlak masasından polisler yakaladı ha? Evet. Bizim masalarımız onlarla pek yakın olmadığından dolayı şeydir. Biz bilememişizdir. İyi tamam. Gidelim. Hadi gidelim. Hadi güle güle. Bana bak. Bana bak. Yalnız benim gözüm senin üzerinde. Sakın ha böyle yabancı kaçak karınları evinde saklayayım filan etme, tamam mı? Tamam tamam, etme etme etme, etme. Kaçak karma çıkar. Momiç ya. Ne kalma, gitmemiyorum Momiç. Garda Aramski. Garda Aramski. Çıkarın beni Aramski ya. Of be. Kur gitme batıra etkenler komike. Habır komiske tırı keki var. Dobroski niye taçık direp etmeyizken? Yes, yes. Ben olmak Moldavyalı. İsmim de Nadia Salatovski. Ben demiş ki Hilenovski. 10 dolara yapreviç her numerovski. Sen kaç dolara yapreviç? Ben bu işi dolar olovski olarak yapmamakov. Öylesine yapıyorum hiç. Nasıl? Bedava? Yes, yes. Evet ovski. Evlenmek için yapıyorum. Oskar Kaskeler tabii ki. Keşke elimi biraz çabuk tutsaydım. Zavallı kızı kurtaramadım, iyi mi? Ah, ruhum, hoş geldin. Sana çok önemli haberlerim var hayatım. Ha, nedir? O Moldavyalı kız var ya. Evet. O Moldavyalı değil, Türkmüş. Al bakalım. Türk olmasının dışında başka bilgi yok mu? Aa, yetmez mi bu be? Bal gibi yalan söylüyor işte. Nadia'nın Türk olması yalan söylediği anlamına gelmez ki. Kökeni Türk asıllı olabilir. Biliyorsun bizim dedelerimiz maşallah 7 cihanı gidip görmüşler. Flash, 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 flash. Türkiye'nin en çok izlenen, en çok beğenilen ve en çok taklit edilen büyük, bümbüyük tam 10.000 metrekare haber merkezinden hepinize merhabalar. Sayın seyirciler, polisin bugün yaptığı operasyonda piyasa değeri tam 15.000 dolar olan çok sayıda Natasha ile geçirildi efendim. İşte Natasha'larla yakalanan iki pis herifi görüyorsunuz değerli izleyiciler. Bu iki pis herif genel ahlak yapımızın tracking ayarlarıyla oynayıp bozuyorlar. Bunların hepsini kedi gibi kısırlaştırmak lazım efendim. Aman tanrım, reziller. Büyük haber merkezinin hazırladığı flash haber bültenini izlediniz. Vay adi, babamı da ayarttın ha, ahlaksızın. Ruslar, saçmalama Allah aşkına. Nadia ile biz sadece bir pastanede oturuyorduk, hepsi bu. Üstelik kızcağız şu anda nezarette. Soruşturma sona erince de sınır dışı edilecek o hiç. Edilirseydisin be, bize ne? Ruslarcığım, yoldaş Nadia'yı mutlaka kurtarmamız lazım. Nedenmiş o? Hiç de üstümüze vazife değil. Bak Ruslar, o kız annemin hayatını kurtardı. Şu anda da kendisi zor durumda. Bu kadar duyarsız olamam hayatım. Lütfen, he? Hadi, yardımına ihtiyacım var. İyi be, peki. Aslan ruhum benim. Bak gördün mü? Öldükten sonra bile sevap işlemeye devam ediyorsun. Neyse, şimdi şöyle yapacağız. Daha doğrusu sen beni polis yapacaksın. Hmm, böyle mi? Ya, böyle değil de Ruslar, gizli polis yapacaktın. Hadi. Evet. Böyle çok iyi oldu. Tamam. Bunu sen de yapabilirdin. Benim yardıma ihtiyacın yoktu ki. Seninle işbirliği halinde olmak bana kuvvet veriyor ruhum. Çünkü seninle biz bir bedenle bir ruh gibiyiz. Ya demek Nadia Salakovski'yi gizli teşkilat istiyor ha? Gizli teşkilat. Bu kadından şüpheleniyor. Ne de olsa Doğu Bloku vatandaşı olduğu için casus, masus olabilirdi. Hayret. Doğu Bloku diye bir şey kalmadı ki. Her şey yıkıldı gitti. Evet. Yine de ne olur olmaz. Tam olarak yıkılmamış olabilir. Biz gizli teşkilat olarak gevşemiyoruz. Peki, nasıl isterseniz. Memur bey, nezaretten Moldavyalı Nadia'yı getirin odama. Anlasana ruhum, bir hayat kurtaracağız. Evlenmesen kurtulamıyor mu sanki? Maalesef kurtulamıyor bir tanem.
Tek kurtuluşu benimle evlenmesi. Böyle aptallıklar da bizi buluyor. Tamam, sakin ol. Evlendikten kısa bir süre sonra boşanacağız. Uzun sürmeyecek. Sadece bir formalite evliliği olacak bu. Efendim, hüzünlü bir nikah töreninde bulunmaktan... Efendim, küçük de olsa biraz mutluluk duyuyorum. Efendim, hüzünlü diyorum. Kusura bakmayın, niye hüzün oldu anlatayım isterseniz. Memur bey, bu masa nikah masası. Açık oturum masası değil. Lütfen şu nikahı kıyar mısınız? Efendim, kıyacağım, kıyacağım efendim. Yalnız şu hüzün konusuna bir değinmek istiyorum efendim. Müsaadenizle efendim. Efendim, bakın efendim, hüzün konusuna değinmek istiyorum. Efendim, şu anda Mazhar Bey'in yanında bence Reyhan Hanım olmalıydı. Evet efendim, evet, evet. Ne kadar kısmetsiz kızmış, ne kadar kadersiz bir kızmış. Bence de Omiç, Reyhanovski çok kısmetsiz bir kız olmak Omiç. Efendim, isterdim ki burada oturan Reyhan Hanım olsun. Çünkü o bu mutluluğu çoktan hak etmişti efendim, evet. Bence de Omiç, Reyhanovski pırıl pırıl temiz kalpli bir kızdı Omiç. Ah Reyhan, ah! Keşke şimdi senin nikahını kıymış olsaydım burada. Evet, zaten benim nikahımı kıracaksınız memur bey. Bakın, ben Reyhan'ım. Reyhan, sen! Vay salak ya! Evet, ben, yeter artık. Evlenecekseniz benimle evlenin Mazhar bey. Hayır, evlenmeyeceğim. Dürüstlüğüne teşekkür ederim Reyhan ama... ...seninle evlenmeyeceğim Reyhan. Allah'ın salağı. Aman 10 dakika daha dayanamadın değil mi? Dayanamadın. Yani gaza gelmen şart mıydı ha? Şart mıydı? Dobrovski iskeca niyeta çitiri zbaraski. Çiyete Dobrovski zatı Dobroyoviç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, usar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, usacım ölmemiş. Gel